Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe After Effects CC 2014 programıyla fotoğraflarımızı, videolarımızı hazır şablonlara nasıl yerleştiriyoruz onu göstermeye çalışacağım. Burada arkadaşlar diğer Adobe programlarında olduğu gibi File menüsü altından şurada gördüğünüz Open Project kısmına tıklayarak Ctrl-O'dur kısa yol tuşu, yani meşhur ismiyle Ctrl, klavyemizin sol alt köşesinde bulunan tuştur. Ona basıp O harfine bastığımız zaman proje sayfamızı açıyoruz. Burada Digital Slideshow projemiz var. Bunu seçtikten sonra aç diyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Eski versiyon gibisinden. O önemli değil, onu geçiyoruz. Yine ikinci bir uyarı geliyor. Burada da arkadaşlar, burada belirtmiş olduğu şu iki fontun bizim bilgisayarımızda kurulu olmadığını söylüyor. Bu fontlarda biz burada yazı yazamayacakmışız. Çok önemli değil. OK diyoruz. Daha sonra projemizi açıyoruz. Burada projemiz gördüğünüz gibi çok büyük. Biz bunu şöyle biraz küçültüyoruz. Bunu küçültme işlemini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şurada gördüğünüz kısma gelip şöyle tıkladığımız zaman burada büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz büyüklüğe getiriyoruz. Ayrıca şurada ön izlemesini daha hızlı oynatabilmemiz için Quarter seçeneğini seçiyoruz. Full seçersek ön izleme görüntüsünü daha yavaş oynatıyoruz. Şimdi burada kompozisyonlarımız var arkadaşlar. Bunlara şöyle biraz daha yukarıya alalım. Şurayı biraz daha küçültelim. Kompozisyonlarımız var. Burada şöyle yukarıdan aşağıya baktığımız zaman arkadaşlar, burada title, yani title yazılı olanlar yazı arkadaşlar. O önemli, ona dikkat ediyoruz. Yine bir önemli konu da şurada gördüğünüz kursör çizgisi, şu gördüğünüz çizgi hangi proje üzerindeyse o proje seçili oluyor. Dolayısıyla şu anda benim sahne FX02 kısmı seçili. Şimdi ben bunu en başa götürüyorum. Projemizi en baştan yapacağımız için tabii ben bunun tamamını yapmayacağım. Sadece bir video, bir resim olarak ekleyeceğim. Diğer kalanları da aynı şekilde videolarımıza ekleyebiliyoruz. Şimdi şurada intro text, yani intro yazısını bize söylüyor arkadaşlar. Buraya gelip çift tıkladığımız zaman bu yazı ekrana geliyor. Şöyle ben şuradan seçiyorum, bu katman kısmından yazıyı seçtikten sonra T harfine tıklıyorum ve faremin sol tuşuna basılı tutarak burayı seçiyorum. Daha sonra delete tuşuyla burayı siliyorum. Şöyle tamamını sildim. Şimdi Pro Dersler yazıyorum. Pro Dersler yazısı bana biraz küçük geldi. Yine faremin sol tuşuyla burayı seçtikten sonra şuradan İstersem tıklayıp değeri değiştirebilirim. İstersem yine faremin sol tuşuyla basılı tutarak şöyle biraz gittiğim zaman sağa sola büyütme küçültme işlemini böyle yapabiliyoruz. Zaten diğer Adobe programlarını kullanan arkadaşlarımız bunları rahatlıkla kullanacak. Çünkü aynı mantıkla çalışıyor. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Böyle bir uyarı geliyor. Bu şu anlama geliyor kısaca. Caps Lock tuşun açık diyor. Zaten burada yazıyor. Bu Caps Lock tuşu büyük harfle yazdığımız için o uyarıyı verdi. Şu anda ben kapatıyorum. Pro Dersler yazısı çıkıyor. Şimdi şöyle biraz ilerliyorum. Sahne 1'e geliyorum arkadaşlar. Burada Your Text 01, Video 01 gibi seçenekler var. Ben burada sahne 1'e yine şöyle gelip çift tıkladığım zaman yeni bir pencere açılacak arkadaşlar. Yani katmanlar açılacak. Biraz geç açılıyor galiba. Evet, şu anda açıldı. Şöyle biraz küçültüyorum. Biz bu küçültme işlemini arkadaşlar şuradan yapabildiğimiz gibi yine faremizin ortasında bulunan tekerle de ileri geri yapmak suretiyle böyle büyütüp küçültebiliriz. Şimdi burada yine önemli olan nokta nedir? Bizim Your Text diyor. Biz buraya ne diyelim? Burada yine text kısmı gördüğünüz gibi onu seçtikten sonra yine burada text onu seçiyoruz. Your Text 01 diyor.
Biz bunu seçtikten sonra yine ben Pro Dersler yazıyorum. Burayı kapatıyorum. Diğer katmanımızda aynı yazının yazıldığını göreceksiniz. O otomatik olarak her ikisini de kapsıyor. Yine şöyle aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Zaten şurada Pro Dersler yazısını görüyorsunuz. Şimdi Small Image. Small Image'a ben çift tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle İmaj 01 seçeneği var. Biz bu gözü kapatarak bu yazıyı iptal edebiliriz. Veya yazıyı açtıktan sonra yine oraya da Pro Dersler diyebiliriz yine aynı şekilde. İptal edebiliriz veya yazabiliriz. Şimdi yine bu katma seçili iken şuradan taşıma aracını alıp biz bunu şöyle sağ alt köşeye veya sağ üst köşeye koyabiliriz. Faremizin sol tuşuna basılı tutarak bu işlemi yapıyoruz. Yine burada Small Image'a tıkladıktan sonra arkadaşlar, tabii ben bunu unuttum açıkçası. Yine şu kısımda biz orada bulunan fotoğraflarımızdan bir tanesini buraya alıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şuradan yeni bir klasör oluşturabiliriz. Buna tıkladıktan sonra buraya resimler diyebiliriz. Yine yeni bir tane daha klasör oluşturuyorum. Onun altına olduğu önemli değil. Videolar diyebiliriz. Şimdi bunlar biraz sonra bize lazım olacak. O yüzden onları. Şimdi resimlere ben tıkladıktan sonra File menüsü altından Import diyorum. Buradan masa üstünden şuradan bir tane resim alıyorum. Evet. Bu resmi daha sonra şöyle tutup sürükleyip ister buraya bırakabilirim, istersen buraya bırakabilirim. İkisinden birisine bırakıyorum. Daha sonra şu köşelere tıkladıktan, basılı tuttuktan sonra Shift tuşuna da basılı tutarak CTRL tuşunun bir üzerinde yukarı ok işaretidir. Dengeli olarak böyle büyümesini sağlıyorum. Yine bu resim kısmını kapatıyoruz. Şöyle bakıyoruz, oynatıp görelim. Evet, şu anda şöyle bakalım. Biraz daha şurayı büyütelim, net görelim. Şöyle oynat dediğimiz zaman şuradan ön izlemesini. Tabii After Effects arkadaşlar çok ağır bir program. Özellikle bilgisayarda RAM olsun, işlemci olsun, grafik kartı olsun çok çok iyi olmak durumunda. Yoksa gördüğünüz gibi şu anda milim milim sahnelerin geldiğine şahit oluyorsunuz. Kaldı ki bu çeyrek ayarda. Bir de bunu full yaptığımız zaman dayanılmaz bir hal alabilir. Evet, bu şekilde şurada yazıları falan görüyorsunuz, işte yazdığımız, değiştirdiğimiz resmi görüyorsunuz. Şimdi buraya bir tane video ekleyeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu sahne FX01'e tıkladıktan sonra şurada gördüğünüz Trans 1, Trans 2 gibi seçenekler var. Burada biz Trans 1'in zaten 3'ü aynı videoyu verecek. Dolayısıyla buraya biz bunu ekleyeceğiz. Onun öncesinde yine biz şuradan videolar klasörünü seçtikten sonra file diyoruz, import diyoruz. Buraya bir tane video alacağız. Oraya bir tane video şuradan alabiliriz. Bakalım, evet olabilir. Evet, şu anda videoyu aldı arkadaşlar. Ben o videomuzu yine aynı şekilde şuradan Big Image 01 yazıyor. Yani imaj dediği şu video arkadaşlar. Ben buradan yine buna tıkladıktan sonra video 01 şu yazıyı kaldırıyorum. Bu videomuzu alıp şöyle buraya bırakıyorum. Dolayısıyla videomuz 1920x1080 olduğu için çalışmayla da
birebir örtüştü. Dolayısıyla orada herhangi bir işlem yapmamız gerekmiyor. Burayı kapatıyorum. Yine burayı da kapattıktan sonra bu kısmı da kapatıyorum. Şimdi oynatabilirim. Yine çok başa gitmeme gerek yok. Şuradan itibaren başlayabiliriz. Şöyle ön izleme oynat dediğimiz zaman tabii yine bu programı kullanabilmek için arkadaşlar gerek bunu gerekse Adobe Premiere programını kullanabilmek için bilgisayarımızda QuickTime Player kurulu olması lazım veya diğer kalite kodek paketlerde yine bilgisayarımızda kurulu olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça yavaş tabi yapacak bir şey şu an için yok. Tabi bu şekilde oynattığımız zaman yani şu kısmı şu yeşil ayarları sonuna kadar tamamladığı zaman seri olarak oynuyor arkadaşlar. Ama tabi o aşamaya gelmek de bayağı zor. Şimdi biz bunu durduralım. Şurada canlı video, burada resmimiz var dedik. Biz bunu durduruyoruz arkadaşlar. İşimiz bitti varsayıyorum ben. Daha sonra bundan render alacağız. Nasıl alacağız bunu? İki türlü alabiliriz. Bunu şu kısımdan, kompozisyon kısmından Add to Adobe Media Encoder. Media Encoder ile biz bunu render alabiliriz ki bu biraz daha kolay. Veya şu kısımdan Add to Render Queue. Kuyruğa ekle diyor arkadaşlar. Render için kuyruğa ekle diyor. Biz bunu tıkladıktan sonra Ctrl M kısa yol tuşu. Buna tıkladıktan sonra karşımıza yeni bir ekran gelecek. Orada değerler gireceğiz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi Render Queue seçeneği bize aktif geldi. Burada Render Settings ayarlarıyla oynayabiliyoruz. İşte Best Settings en iyi seçenekler kısmında arkadaşlar 5 seçebiliriz. Yarı seçebiliriz gibi seçenekler var. Yine şurada çözünürlük, yarım, çeyrek gibi seçenekler var. Buralarla hiç oynamıyoruz. Onu olduğu gibi bırakıyoruz. Tavsiyemdir. İptal diyorum. Burayı en iyi seçenek bıraktıktan sonra lossless kısmında şöyle ayarlar gelecek. Burada arkadaşlar format kısmını seçiyoruz. Format bu Adobe After Effects'in en iyi çalıştığı formatlardan bir tanesi QuickTime. Dolayısıyla biz buradan QuickTime'ı seçtikten sonra şu kısımda gördüğünüz Format Options kısmından H264'ü seçmek suretiyle arkadaşlar en iyi, en hızlı format şeklini ayarlamış oluyoruz. Buradan diğer formatlar da var ama en güzeli bu. En iyi sıkıştırıp en iyi kalite veren kodek bundan mevcut. Yine şu kısımda Audio Output Auto diyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Burada üst kısımda sesi açık bırakıyoruz. Orta kısımda şu anda seçili otomatik diyoruz. Alt kısımda da sesini duymak istemediğimiz projeleri bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı kapattıktan sonra şu kısımda nereye kaydedeceksek orayı böyle tıkladıktan sonra bu kısma işte diyoruz ki isim veriyoruz. Proje diyelim. Proje dedikten sonra profe diyelim çünkü J harfi şu anda meşgul. Kayıt türü AVI diyor. İptal diyoruz. Neden AVI dedi? Biz AVI'yi ayırmamışız tabi. QuickTime yapmamışız. Tamam. Şu anda OK. Final kompozisyon diyor arkadaşlar. Burada final komp olarak da yine ayarlayabiliriz. Buradan yine ben masa üstüne gelerek klasörümün olduğu yere final komp olarak veya değiştirebilirim. Fark etmiyor. Pro derse diyelim. Kaydet diyorum.
Şu anda burada yapacağımız değişiklik bitti arkadaşlar. Render düğmesine, butonuna bastığımız zaman render işlemimizi başlatıyor. Dolayısıyla şu kısımda oynattığı süre ve kalan süre olarak yazıyor. Buradan yine durdurup veya iptal edip durdurabiliriz. Pause ara veriyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde de yapabiliriz. Render'ımızı aldıktan sonra o videomuzu kullanabiliriz. Adobe After Effects CC 2014 programıyla hazır şablonlara resimlerimizi, videolarımızı nasıl ekliyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bana destek olmak için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.